Yeriyle ve Arap'la Halil Bey'in dediği gibi ikisini beraber bir arada değerlendirsek neredeyse üye bazında %39-40'ına denk geliyor. 4000'e yakın üyesi var Arap'la. Seçmen sayısında da ciddi ağırlığı var. Tabii partimiz yıllardır iktidar olamıyor. AKP'den önce de ciddi bir iktidar ortaklığımız olmadı. AKP ile birlikte yeni parti olmasına rağmen 2002, 2007 ve 2011'de 3 defa yenildik seçimlerde AKP'ye. Şimdi 3 defa yenildik ama daha doğrusu AKP'de 3 defa bizi burada yendi. Fakat Zonguldak, Ereğli'ye, Vadi dediğimiz Şahin'e, Devrek ve Gökçebe'ye hizmet edemedi. Şimdi burada en büyük çöküş de Ereğli'de oldu. Şöyle ki avukat arkadaşlarımıza ve adliyede arkadaşlarınız varsa 2002'deki icralık dosya sayısına bakın 5000 Ereğli'de. Şu anda 50.000'lerin üzerinde bir icra şeyi var, dosya sayısı var. Yani Erdemir'in el değiştirmesi, orduya anlaşma kurumuna geçti diye sevinenlerimiz oldu. Halbuki satın alan bunu buradan başka bir yere taşıyacak hali yoktu. O ayak da alsa, diğer kuruluşlar da alsa. Önemli olan Ereğli'ye hizmet etmesi, çalışanlara hizmet etmesi, çalışanları işsiz bırakmaması. Böyle, tam böyle olmadı. Yani Ereğli'lerin beklentilerini ve bizim de, benim de içinde bulunduğum iş adamlarının beklentileri tam tersi oldu. Ereğli çok mağdur oldu. Peşinden 2008 yılında özelleştim. Ondan sonra zaten tersanelerdeki o neredeyse 2006'da özelleştirme oldu. 2008'de küresel kriz tersaneler ve tersaneler de peşinden neredeyse Erdemir kadar işçi istihdam ediliyordu. Onlar da gitti. Sonuçta yerine hiçbir şey gelmedi. Erdemir'i bu yönüyle eleştiriyoruz. Şöyle ki Kardemir örneğine karşılaştırdığımızda Kardemir Karabük'teki göçü durdurdu. Karabük'e ciddi yatırımların yapılmasına sebep oluyor. Orada fakültelerin, üniversitenin büyümesine, Zonguldak Üniversitesi'nin öğrenci sayısı açısından yarışıyor şu an. Yani 90'lardan sonra işte. Bunun şeyin sayesinde Karabük iş adamlarının ve tabii o iş adamlarını da besleyen işlerini geliştirmelerini, para kazanmalarını sağlayan Kardemir. Kardemir de Karabük'e ciddi yatırımlar yapıyor üniversitesinde beraber. Her yönüyle mağdur bu şekilde. AKP'nin 3 dönemde iktidarından bahsediyorum. Şimdi belediyeyi de aldılar biliyorsunuz 30 Mart seçimlerinde. Ondan sonra da değişen bir şey olmadı. Yani halkımız ne özelliğinden dolayı veya ne hizmetinden dolayı Ereğli'deki ve Alap'taki vatandaşlarımız oy verecek AKP'ye. Ben bu yönde bu sorunun cevabını bulamıyorum. Şimdi Zonguldak'a geldiğimizde de Türkiye Taş Kömürü Kurumu erimeye devam ediyor. Zonguldak'ta göç devam ediyor. Yani Zonguldak'ta yollar perişan. Yani Ereğli'nin Zonguldak arası yolları perişan da Ereğli'nin İstanbul çıkışının yolları, o da CHP Doğru Yol Hükümeti döneminde projelendirilmiştir. O projenin bir bitişidir bu tüneller, şunlar bunlar. Sonuçta Zonguldak'ta da kötüye gidiş var. Yani Ereğli yaşadığı ekonomik krizi şu anda Zonguldak yaşamakta. İş adamlarının çok sıkıntıları var. Özel ocaklar bile, değerli arkadaşlar, özel maden ocakları bile kapatma yoluna gidiyorlar. Çünkü bizim için önemli olan artık sosyal demokratlar için bir işletme kimin işlettiği değil. O işletmede insanlar çalışıyorsa, hakları veriliyorsa, bu ha devlet sektörü olsa, özel sektör olsa, hizmet ediyorsa bizim için önemli olan budur. Devlet sektörü de bulunması gereken alanlarda, hizmet etmesi gereken alanlarda hizmete devam edecektir. Zonguldak örneğinde verdiği gibi TTK bir taraftan yaşatılmalı, bir taraftan da özel maden ocaklarına gerekli kolaylıklar, örneğin bu
rödevans kiralama paraları olabilir. Ya da sigorta primlerinin bir kısmını devlet karşılayabilir. Bu gibi teşvikler vermediğimiz müddetçe biz Zonguldak'taki o maden ocaklarına da özel, onlar da kapanmayla, kapanma tehlikesiyle baş başa olacaklardır. En son gördüğümüz gibi Kandili'de orada 800'ün üzerinde insan bir anda işsiz kaldı. Dolayısıyla Zonguldak sorunları, tabii yolları malları çok daha kötü, çok kalitesiz yolları var. AKP iktidarının Türkiye'de genelde başarılı olduğu duble yollar konusunda Zonguldak'ta sınıfta kalmışlardır. Konut alanında da Zonguldak'ta o eski binalar dönüşmemiştir. Yeni projeler yapılamamıştır. Konut alanında da AKP hükümeti Zonguldak'ta sınıfta kalmıştır. Vadiye geldiğimizde Fidyos projesi sadece bir reklam amaçlı kullanılmaktadır. Tüm bunların karşılığında AKP'nin Zonguldak'ta bizi dördüncü defa yenip milletvekillerinin çoğunluğu almasıyla ilgili hiçbir neden yok. Ya halkımız kendi kendine hareketi yapmaya devam edecektir. Ya da bunda bu iktidarı başta Zonguldak'ta olmak üzere Türkiye'de seçimde sandıkta yenerek gönderecektir. Sadece Zonguldak'tan değil, Türkiye'nin de CHP iktidarına büyük ihtiyacı var. Şimdi durum bu. Bizim cumartesi günkü ön seçimimize gelecek olursak, biliyorsunuz ki çok uzun yıllardır sola, bu sol harekete, SODEP, SYP, CHP çizgisine hizmet etmeye devam ediyorum. Kendim illa ben bir yere geleyim diye hiç Ankara'da genel merkezlerin istediği doğrultuda onların geçmişteki politikalarını yanlış bulduğum için ya da katılmadığım için ön seçimde yapılmadığı için merkez yoklamasıyla yapılan atamalarda hep mağdur edildim. Böyle bir geçmişte uygulama vardı. Kurultaylarda kendilerine oy vermeyen illerin adaylarını ön seçimde olmadığı için hep başka adaylarla, başkalarını milletvekili yaparak CHP böyle bir süreç işlemişti. Son 20 yıldır neredeyse. Şimdi ilk defa bir ön seçim yaşıyoruz. Bu merkez yoklaması yapılan dönemlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu alamamıştı, başarılı da olamamıştı. Bu sadece Zonguldak için değil, Türkiye'de de hep yenilmişizdir. Bunun daha yanlışlığının ispatlanması nasıl olacaktır? Bütün seçimleri kaybetmişizdir. Şimdi ilk defa %50 düzeyinde yaklaşık milletvekilimizi üyelerimiz belirleyecek. Bu kimi Zonguldak'ta olduğu gibi örgüt denetiminde bir ön seçim, sonuçta bir ön seçimdir arkadaşlar. Bizdeki eğilim yoklaması, AKP'deki tahammül yoklaması, alakası temayül falan yok, temayül yoklaması, alakası yok. Bizdeki uygulanır, onlardakiler uygulanmaz, uygulanır, onlardan ne olacağı belli olmaz. Şimdi cumartesi 10.500 üyemiz oy kullanacak, 4.000'i Alaplı ve Ereğli'de. Öncelikle ben bu bölgenin yabancısı değilim. Bu bölgeden evlenmiş, evliliğini bölgeden yapmış, Ereğli'den. Burada büyük işler yapmış. Bir arkadaşınızım. Ereğli olmuşsun. Yani burada ofisim var. İnşallah milletvekili seçildiğim vakit daha aktif kullanacağım. Aysit'te bir ofisim var. Burada akrabalarım var, birinci derecede akrabalarım var. Çok dostum var Ereğli'de, partide veya partili olmayan hemşerilerimiz arasında, Ereğliler arasında. Alaplı'da tekim böyle. İlk defa bizim gibi ben ilk defa bir ön seçime giriyorum. 30 yıl bir Sosyal Demokrat Hareket'teki çalışma sürecinde. Dolayısıyla bunların diğer aday arkadaşlarımız da var tabii Ereğli'den. Diğer bölgelerden de var. Ben üyelerin eline geçti ilk defa adayların, milletvekili adaylarının belirlenmesi. Bu büyük bir olay benim için. Ben bunu yıllardır bekliyordum. Şimdi üyelerimiz oluşturduğu ilçeler, beldeler de büyük bir hareketlilik var, canlanma var. Bunu bilmenizi istiyorum. Bütün ilçeler şu anda üyelerimizin akınına uğramış durumda. Üyelerimiz de heyecanlanmış.
Bu da benim niye ön seçim istediğimi daha önceki haklılığımı ortaya koyuyor. Sonuçta parti hareketlendi, üyeler hareketlendi. Bunların çok büyük bir bölümü oy kullanacak ve bu oy kullananların da oluşturacağı milletvekili sıralamasıyla beraber yapılacak genel seçimde bu üyeler de bu sefer partilerine, adaylarına sahip çıkmak üzere çalışma alanlarına, köylere, mahallelere gidecekler ve partimiz yok, sandıkları koruyamadı. Böyle oldu, böyle oldu. Bahane de kalmayacak. Başarılı olmak zorunda kalacağız. Benim bu yıllardır istediğim ön seçimleri geçmişte tabii geçmişle ilgili de üyelerimiz bir bunların da bir notunu alacaklar. Ben size şunu söyleyeyim. Her üyemizde her adayın bir şeyi vardır. Özgeçmişi vardır. Bu özgeçmişe bakacaklar. Ben de orada özgeçmişimin çok iyi çıkacağına inandığım için zaten ön seçimleri istiyordum. Şimdi dolayısıyla burada özgeçmişe bakarak üyelerimiz sıralama yapacaklar. Şimdi bizim partimizde emeğe değer veren bir parti olduğuna göre benim bu emeklerim ve özgeçmişimin karşılığının olduğuna da inandığım için sonuçta bana iyi bir geçerli not verecekler. Öbür türlü değerlendirmeler, onlar bireysel değerlendirme olur. O bireysel değerlendirmeler de, sosyal demokrasiye uymayan değerlendirmeler de sonucu değiştirmez. Dolayısıyla bu şekilde cumartesi günü ben bu ön seçimlerden zaferle çıkacağımı, üyelerimizin büyük çoğunluğunun Şerafettin Türkçü'yü birinci sıra adayı olarak seçeceklerine gönülden inanıyorum. Bu şekilde de bana zaman ayırdığınız, buraya geldiğiniz arkadaşlar, böyle değişik bir yere çağırdım sizi. Kahverengi'nin üst katında bu basın toplantısını ya da basın açıklamasını yapıyoruz. Sizin bana soracağınız sorulardan önce ben diğer tüm arkadaşlara da ön seçime giren ya da merkez yoklaması şeklinde dilekçe veren tüm aday adayı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şöyle ki onlar sayesinde tabii partinin ismi her bir adayla birlikte daha fazla duyuluyor. Bu aynı zamanda ülkeyi yöneten sözüm ona yeni ne diyorlar? Yeni demokrasi mi diyorlar? Yeni Türkiye mi diyorlar? Onlara da bir demokrasi dersi olacağına inanıyorum. Niye? Onlar da temayül yoklaması dedikleri hiçbir sonucuna katlanmıyorlar. Ya da Kerimli ve Çağcuma örneklerinde olduğu gibi iki adaylı kongrelere bile tahammül edemeyip bunları hemen görevden alabiliyorlar. Ben sorularınız varsa sorularınızı alayım. Üçüncü sırada olan işte Çağcuma, Devrek, Gökçe Bey. Bunlar arasında bir dengesizlik olduğunda bu ön seçimde değerli Doğan kardeşim. İkinci sırayı atamayı kendine saklı tutuyor şimdi. Genel merkez. Yani onun dışındaki sıralama bağlayıcı mı diyorsun? Onun dışındaki sıralama bağlayıcı. Buraya genel başkan yardımcımız Sayın Ercan Karakaş geleceklerdir. Ercan Karakaş'ın dediği MYK bunu karar altına aldı. Sıraların değişmeyeceği ilgili. Sadece ikinci sıraya bölgeler arasında bir dengesizlik olduğunda genel merkezimiz atama yapacaktır. Merkez yoklaması için dilekçe veren arkadaşlarımız arasında. Burada da bol miktarda merkez yoklamasına dilekçe veren arkadaşımız var. Ön seçim ağırlığında bir ön eğilim. Öyle anlıyorum. Evet. Ön seçim ağırlığında. Evet. Şimdi hangi bölge? Ben niye birinci sırada çıkacağıma inanıyorum dedim. Çünkü ben tüm bölgelerin adayı olarak görüyorum kendimi. Çünkü tüm bölgelerde varım. En ağırlıklı olan 3 bölgede de, merkezde, merkez ilçede, gerçi 3 ilçe oldu ama bu 3 ilçede benim aktif yaşadığım ilçe, merkez Kilimli, Kozlu. Orada zaten siyaset yaptım. Uzun yıllar orada çalıştım. Çağcuma doğumluyum. Nereli dediğimiz gibi bu kadar iş yaptık. Buradan evliyim. Dolayısıyla bu 3 bölge zaten %90'a yakın nüfusu tekabül eder. Dolayısıyla
Ben bölgeler gazetenizde okudum. Ben gazetede bilmiyorum. Bölgelerin ortak adayı gibi bir durumdayım. Bir de çok siyasi hizmetim var. Siyasi olarak da bedel ödedim bu ön seçimler olmadığından dolayı. Çok bedeller ödedim bu zorlukta da. Dolayısıyla bu iki sorunuzu bu şekilde.